Yeni videomuzdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün araba kullanmanın temellerinden biri olan takip mesafesini inceleyeceğiz sizlerle. Takip mesafesi nedir? Nasıl uygulanır? Bunları en temel kurallarıyla sizlere birazdan göstereceğiz. Videoya geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olup yorum yapıp videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz video attığımızda videolarımızı gözden kaçırmamak istiyorsanız eğer abone ol butonunun yanında küçük bir zil işareti var. Ona tıklayıp tümünü işaretlerseniz biz video attığımızda size bildirim gelecek. Böylelikle videolar gözden kaçmamış olacak. İsterseniz yavaş yavaş videoya geçelim. İyi seyirler. Az önce anlattıklarımı trafikte detaylı bir şekilde göstermek gerekirse şu anda hızım 71-72 km. Bu yolun hız limiti 80 km. Mesela şu an 78 km hızla gidiyorum, 77 km. Yani takip mesafemin en az 35 metre civarı olması gerekiyor. Nasıl biz öğrenebiliriz, yani 35 metreyi nasıl hesaplayabiliriz derseniz eğer 88-89 kuralı diye bir kural var. Bunu yaparsanız zaten emin olun net bir şekilde görmüş olacaksınız. Örnek göstermek gerekirse şu an birazcık da trafik var. Mesela şu ilerideki direği baz alırsa, mesela öndeki araç şu an geçti 88-89 ve biz bu direği geçmedik. Yani nedir? Bizim takip mesafemiz aslında normal kurallara uygun bir şekildedir. Bunu öndeki aracı, mesela atıyorum köprü direği olabilir, elektrik direği olabilir, onun yanından geçtiği anda 88-89 diyerek bunu net bir şey çözmüş olacaksınız zaten. Mesela şu an öndeki arabayı baz alırsak, kendiniz gibi düşünün. Mesela şurada kırmızı ışık levhası var. Geçti 88-89 ve biz kırmızı ışık levhasını geçmedik. Yani bu ne anlama geliyor? Bizim takip mesafemizin yeterli olduğu anlamına geliyor aslında bakarsanız. Takip mesafesi aslında bu kadar kolay bir konudur. En başlarda, yani yeni başlayan arkadaşlarımız için söylemek gerekirse 88-89 kuralını uygulayarak çok basit bir şekilde takip mesafesini öğrenebilirsiniz. Zaten bir süre sonra gözünüz alışacak, artık profesyonel bir şekilde sürmeye başlayacağınız için 88-89 demenize bile gerek kalmayacak aslında. Yeni başlayanlar için bir tavsiye daha vermek gerekirse, şu an önümüz boş, gerçi bir örnek şeklinde olmayacak ama mesela şehir içindesiniz, hızınız 35-40 km, takip mesafenizin en az 2 arabalık mesafe olması gerekiyor. Yani iki arabayı baz alarak takip mesafenizi göz kararı ayarlayabilirsiniz. Yani hızınız ne kadar arttıkça, mesela 40 kilometrede 2 araba, 60 kilometrede 3 arabalık mesafe koyarsanız güvenli bir sürüş yapmış olacaksınız. Yani anlatabileceğim taktikler aslında bu kadar, kolay taktikler. 88-89 kuralı, hızınızın yarısı ya da hiç yapamam diyorsanız, yani bunları trafikte ben heyecan yapıyorum, aranıza 2-3 araba en az mesafe koyarsanız güvenli bir sürüş zaten yapmış olacaksınız. Takip mesafesiyle ilgili anlatacaklarımız bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce tekrardan söylemek gerekirse kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ve abone ol butonunda küçük bir zil işareti var. Ona tıklayıp tümünü seçerseniz biz video attığımızda gözden kaçırmamış olacaksınız. Bu arada Instagram hesabımız thecarstory0. Oradan da merak ettiklerinizi bize mesaj yoluyla iletebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.